Hepinize tekrardan merhabalar dostlarım. Ben Hun, kanalıma bir videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar split haritasında sage taktiklerini inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere bir önceki sage videomuzda Ascent haritasında sage taktikleri göstermiştim. Şimdi split haritasında gösteriyorum. Daha çok taktik videoları, karakter eğitim videoları için videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle sizlere A savunmadayken atabileceğiniz, bomba kurulduktan sonra atabileceğiniz iki tane Q skillinden bahsedeceğim. Sage karakterinin skillerinden ve özelliklerinden bir önceki videomuzda zaten bahsetmiştik. Sage'i nasıl kullanacağına dair. Şimdi Q skillimizle başlayalım arkadaşlar. Örnek veriyorum. Sayda bomba kuruldu. Şuraya, dirsek bölgesine ve şuraya atabileceğiniz iki yavaşlatma sayesinde rakiplerinizin piklerini önleyebilir ve onları yavaşlatabilirsiniz. Bu şekilde yavaşlayan rakipleriniz, buzlu zeminin üstünde kalan rakipleriniz piklemeye çekinecekler. Siz ve takım arkadaşlarınız side'ı tekrardan kolay bir şekilde ele geçirebileceksiniz arkadaşlar. Bu OP taktik sayesinde arkadaşlar dediğim gibi side'ı rahat bir şekilde tekrardan ele geçirip yavaşlayan rakiplerinizi kolay bir şekilde vurabileceksiniz. Şimdi side'a girmeden önce oyun başlar başlamaz atabileceğiniz bir buz küresi bahsedeceğim. Hızlı rush atan rakiplerinizi engellemek için buraya attığınız bir buz küresiyle arkadaşlar rakiplerinizin hızlı rush'larını önleyebilirsiniz. Buzlu zeminin üzerinde yavaş bir şekilde ilerlemeye cesaret eden rakipleriniz yavaş bir şekilde çıkacakları için öncelikle atış avantajı sizde olacaktır. Ve ayrıca rampada bekleyen arkadaşlarınız da bu şekilde bu öncelikle vuruş avantajı elde edecekler arkadaşlar. Şimdi birinci kalkan kalktı. Oyun başladı. Birinciyi attınız. Rakiplerinizin hızlı rush'ını engellediniz. Bunun bitmesine yakın arkadaşlar bir tane daha yolladığınızda daha uzun süre buzlu zemin üstünde kalan rakiplerinizin rush süresini bayağı yavaşlatmış olacaksınız. Belki de oyunu B bölgesine çevirmiş olacaksınız arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar B bölgesine atabileceğiniz bir yavaşlatma küresine. Bildiğiniz üzere kalkan burada oluyor. Kalkan kalkar kalkmaz. Buraya, bu köşeye geçip arkadaşlar şuraya doğru attığınız bir yavaşlatma küresi sayesinde rakiplerinizin pik atmasını yavaşlatacak ve öncelikli vuruş avantajı kazanmış olacaksınız. Aynı şekilde küre bit şimdi geldiniz, kalkan açıldı burada. Kalkan kalktı, geldiniz buraya attınız. Hemen hızlı bir şekilde pikinizi yaptınız. Bu diğer buzun bitmesine yakın bir tane daha oraya yolladığınızda tekrardan rakiplerinizi yavaşlatmış ve buzlu zemin üstünde kalan rakiplerinizi pik atmaya çekindirmiş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar B bölgesini savunurken bomba kurulduktan sonra atabileceğiniz 2 adet yavaşlatma küresinden bahsedeceğim. Bomba kuruldu, örnek veriyorum arkadaşlar. Rakip oyuncuların bombayı kurduktan sonra bekleyebileceği yerler. Örnek veriyorum, sizin takım arkadaşınız şu bölgede, bu bölgede bekliyor piklemek için ama rakip oyunculardan çekindiği için pikleyemiyor. Siz yavaşlatma kürelerini şu şekilde ve şu şekilde attığınızda rakip oyuncular buzlu zemin üzerinde kalmış olacaklar ve size pik atmada çekinecekler arkadaşlar. Bu sayede yavaşlayan rakiplerinize arkadaşlarınızla birlikte pikler atarak site bölgesini tekrardan kolay bir şekilde ele geçirebilirsiniz. Sage'in gerçekten yavaşlatma küreleri çok önemli arkadaşlar. Çoğu arkadaş kullanmıyor. Duvarı kullanıyor, cam basmayı kullanıyor ama Q'yu yani yavaşlatma küresini kullanmıyor. Kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Şimdi arkadaşlar sizlere A bölgesini rush atarken atabileceğiniz bir küreden bahsedeceğim. Bu küreyi buraya çıkıp şurada 3 tane ışık var. Birisi solda kalıyor, gözükmüyor. Birisi orada, birisi ortada. Ortadaki ışığın şu çizgi bölümüne eğim alıp bu küreyi attığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi bu küre Heaven bölgesinde kalacak ve Heaven bölgesinde gördüğünüz gibi uca kadar, bir uçtan bir uca kadar pik atan oyuncuların geri çekilmesini sağlamış olacaksınız. Buz üstünde kalan rakipleriniz pik atmaya çekinecekler ve geri çekilmek zorunda kalacaklar arkadaşlar. Siz de çıkıp buradan rahat bir şekilde onları knockout edebileceksiniz. A'ya yine aynı şekilde rush atarken arkadaşlar bir kürenizi buradan az önceki gösterdiğim şekilde kullandıktan sonra, yani şu bölgeye kullandıktan sonra buradan rampa bölgesini kontrol ettikten sonra karşı dirsek bölgesine bir küre attığınızda oradaki bekleyen oyuncuyu da pik atmasını engellemiş ve side'a rahat bir şekilde girmiş olacaksınız. Dirsek bölgesinde bekleyen bir oyuncu var mı onu kontrol ettikten sonra gelip burada takım arkadaşlarınızla birlikte side'ı ele geçirip bombayı kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mid bölgesinden rush atarken B'ye veya işte bu bölgeden geldiniz, midden rush atacaksınız abi. Buraya geldiğinizde
hemen şuraya büyük ihtimal zaten takımımızda smoke varsa burayı smoklamış olacaktır. Smoke'un altında siz bir yavaşlatma küresi attığınızda arkadaşlar orada smoke'un içinden rakipleriniz çıkıp ani pikler yapamayacak. Ve ayrıca bir tanesini de şuraya şu şekilde kullandığınızda oradaki rakibinizi de yavaşlatmış olacaksınız. Ve buzlu zemin üstünde kalan rakibiniz pik atmaya çekinecek. Siz de rahat bir şekilde çıkıp vurabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi de geldik ulti kürelerine arkadaşlar. Sage'in bildiğiniz gibi ultisi çok önemli bir ulti arkadaşlar gerçekten. Bu ulti kürelerini almak Sage karakteri için çok önemli. B'ye rush atarken garaj bölgesinde arkadaşlar şuraya kuracağınız bir duvar sizin ulti küresini rahat bir şekilde almanızı sağlar. Aynı şekilde A bölgesine gittiğimizde ise bu arada B bölgesinde savunmadayken bu ulti küresini duvarla alabilirsiniz. A bölgesindeyken savunmadayken alabilirsiniz arkadaşlar. Buraya geldiğinizde bariyer açılır açılmaz arkadaşlar şuraya kuracağınız bir duvar sayesinde ulti küresini rahat bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Sage'in bu ulti küreleri gerçekten çok önemli. Ulti kürelerini toplayacak en ufak fırsatı değerlendirmeyi unutmayın. Bu duvar taktikleri sayesinde ulti kürelerini rahat bir şekilde toplayabilirsiniz arkadaşlar. Hem de bu A bölgesine koyduğunuz bu duvar sayesinde ulti küresini toplarken aynı zamanda hızlı rush atan rakiplerinizi yavaşlatmış olursunuz. Şuradan atacağınız Q skilleri ise arkadaşlar ve aynı şekilde şuradan rakiplerinizin rush'ını daha çok yavaşlatmış olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar savunmadayken mid'i kapatabileceğiniz bir duvar ise bu arkadaşlar. Mid'i kapattığınız bu duvar sayesinde arkadaşlar mid'den gelen saldırıları önlemiş olursunuz. Aynı zamanda işte ses duyduğunuzda bu duvarın üstüne çıkaraktan yaklaşan rakiplerinize öncelikle vuruş avantajıyla knockout etme fırsatını ele geçirmiş olursunuz arkadaşlar. Mid'deki duvardan başka arkadaşlar burada kurabileceğiniz başka bir duvar daha var. Buraya bu şekilde bu duvara attığınızda bu duvar alışılmış şekilde olan bir duvar olmadığından dolayı siz buradan pikler atabilir ve havalandırma bölgesinden mid'den A'ya sızmaya çalışan oyuncuları görüp knockout edebilirsiniz. Dediğim gibi eğimleri arkadaşlar hiçbir zaman burada olmaz çünkü alışık olunmadık bir bölge. Rakip gelse bile buradan bu şekilde gelir. Şu bölgeyi kontrol eder şöyle. Gelir buraya böyle bakar ama siz yukarıdasınız. Yani eğimi burada ne kadar hızlı kaldırsın eğimini bozmak zorunda kalacağı için öncelikle vuruş avantajı elde ederek arkadaşlar rakiplerinize her zaman bir mermi önceden sıkma avantajı elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım şimdi de geldik B bölgesinde kullanabileceğiniz bir duvar taktiğine. Bu duvar için arkadaşlar buraya çıkıp buraya bir duvar açtığınızda hem bu kutunun üstünden çıkabilirsiniz hem de garaj bölgesinin girişini kapattırsınız. Burası da aynı şekilde alışık olunmadık bir bölge olduğundan dolayı buradan short bölgesinden gelen rakiplerinize karşı açı elde edersiniz. Heaven bölgesinden çıkacak rakiplerinize karşı açı elde edersiniz. Ve buradan garaj bölgesinden gelecek rakiplerinize karşı açı elde edersiniz arkadaşlar. Alışık olunmadık bir yer olduğundan dolayı yine aynı şekilde rakipleriniz sizi vurmak için eğimini bozmak zorunda kalacak. Ve onlara eğimini bozup sizi vurana kadar siz onları çoktan vurup devre dışı bırakmış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik B Heaven bölgesinde savunmadayken kurabileceğiniz bir duvara. Arkadaşlar buraya bu şekilde geldiğinizde dikine bir duvar yapıp zıplayıp duvarı kurduğunuzda burada kendinize yeni bir açı elde etmiş olacaksınız. Mid bölgesinden B'ye rush atan oyuncuları öncelikle görüş avantajı elde edeceksiniz. Ve aynı zamanda eğer mid'den oyuncu gelmeyeceğine orada bir arkadaşınız varsa oraya bakıyorsa short bölgesine bakaraktan arkadaşlar buradan gelen rakiplerinizi hani kuş bakışı resmen bu rakiplerinizin buradayken sizi vurması imkansız abi. Öncelikle vuruş avantajı elde edip rakiplerinizi knockout edebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi size arkadaşlar A bölgesini hızlı bir rush atarken beklenmedik bir şekilde Heaven bölgesinin kontrolünü göstereceğim. Rakiplerinizi burada beklemediğinden dolayı öncelikle vuruş avantajı elde etmiş olacaksınız. Şu şekilde duvarınızı açtıktan sonra arkadaşlar buradan Heaven bölgesine zıplayabilirsiniz. Ve Heaven bölgesini beklenmedik bir yerden kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu bölgelere ip bölgesini bu bölgeye kontrol edebilirsiniz. Rakiplerinizi buradan beklemeyeceğinden dolayı şaşıracaklar. Ve onlar sizi fark etmeden önce vurmuş olacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda bu duvarı kullanarak bu bölgeye de çıkıp rampadan sizin takım arkadaşlarınızı, site'daki takım arkadaşlarınızı arkalamak isteyen oyuncuları da vurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar A site bölgesine bombayı kurduktan sonra
çevre kontrolü için yapabileceğiniz bir duvarı göstereceğim sizlere. Bu duvarı bu şekilde açtırıp üstüne çıktığınızda hem dirsek bölgesini kontrol edebilir hem de buradan ufak bir açıyla Heaven'ı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Rakiplerin sizi burada beklemeyeceğinden dolayı öncelikli vuruş avantajı elde edebilirsiniz. Buradan bunun üstüne çıkılıyor mu? Bunun üstüne de çıkılıyormuş buradan arkadaşlar. Buradan da öncelikli vuruş avantajı elde edebilirsiniz. Ama rakip sizi fark ettikten sonra eğer vuramazsanız yer değiştirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yani rakip sizi burada gördü, vuramadınız, şuraya kaçtı. Hemen buradan bu kutunun üstüne atlayıp yeni bir yerden atlayamadık ama yeni bir yerden tekrardan açı elde edebilirsiniz. Yani bu oyunda sürekli yer değiştirmek çok önemli arkadaşlar. Yeriniz ifşa olduktan sonra aynı yerde tekrardan piklemeyin. Çünkü yüksek ihtimalle rakip sizin orada olduğunuzu biliyor ve yüksek ihtimalle sizi vurabilir arkadaşlar. O yüzden yer değiştirmek çok önemli bu oyunda. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere bizim sürekli bu haritada oynarken kullandığımız bir duvardan bahsedeceğim. B bölgesine girişte takım arkadaşlarınızla birlikte bu bölgeyi kontrol ettikten sonra side'a girmek için şuraya hızlı bir duvar açıp rushladığınızda Heaven'daki oyuncular sizi görmemiş olacak ve siz bu bölgeleri rahatlıkla kontrol ettikten sonra bu köşeye geçip Heaven'ı kontrol edebilir veya direkt buzdan çıkar çıkmaz buraya gelip bombanızı kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu duvar gerçekten çok OP. Çoğu oyuncu da zaten bu duvarı kullanıyor. Bu duvarı da kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar B savunmada size bir taktik göstereceğim. Bu taktik için arkadaşlar şimdi buraya kesiyorsunuz. Hemen buradaki kalkan açılır açılmaz buraya bir tane yavaşlatma küresi attınız. Peşinden diğerini de yolladınız. Buzun üstünde ses duyduğunuzda veya rakip gördüğünüzde direkt olarak burayı bu şekilde kapatıp B'ye hızlı rush atmak isteyen oyuncuları engelleyebilir. Siz burada beklerken takım arkadaşlarınıza info verip mid'e bakmaları gerektiğini söyleyebilirsiniz. Çünkü buradan dönebilecekleri en hızlı rotasyon mid olacaktır. Mid'i kontrol eden arkadaşlarınız sayesinde siz de burayı tuttuktan sonra B'yi tamamen imkansız kılacaksınız arkadaşlar rakip oyuncu tarafından. Ve zaman kaybı yapıp A site'a dönmelerini sağlayacaksınız. Arkadaşlar az önce size bir taktiği anlatırken, bu duvar taktiğini anlatırken bir şeyden bahsetmeyi unuttum. Bu duvarı buraya kurduktan sonra şuraya hızlı bir şekilde Q'nuzu atarsanız rakip buz üstünde kalan rakip oyuncu yavaşlayacak ve ona vuruş avantajı elde edeceksiniz. Takım arkadaşlarınızla birlikte koordine bir pik attığınızda oyuncuyu düşürmüş olacaksınız. Şöyle buraya piklerken, buraya girerken şuraya doğru attığınız bir yavaşlatma küresi rakip oyuncuyu yavaşlatacak ve vuruş avantajı elde edeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok Sage taktik ve diğer karakterlerin taktik videoları için arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.